İsterseniz ne zaman dile getireceksiniz Allah aşkına bakın. Ne zaman dile getireceksiniz? Ben 99 yılında bankas hesabından dolayı ihraç olmuş bir polis memuruyum. Hakkari'de görev yaptım. Van'da görev yaptım. Van'da mukayyittim. Suçum 99 yılındaki bankas hesabı. Devlet bana tuzak mı kurdu? Bak elim ayağım tutuyor şu an sinirde. Ne suçum var? Ailem dağıldı benim, yuvam dağıldı. Kuay kayık ızıp zırmı dile getirin. Biz hırsızlık yapmadık. Rüşvet yemedik. Haram yemedik. Allah'ımıza hamdolsun. Bunu görmek zorundasınız. Bu zulmü durdurun. Zulmetmeyin insanlara. Artık bu zulmü durdurun. Hapse gireceğim. Belki öldürüleceğim. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz. Sürem dolduysa da siz sadece vesile olursunuz. Korkmuyorum. Korkmayın KHK'lılar. Siz suçsuzsunuz. Siz bu ülkenin %40'sınız. Siz bu ülkenin en ağır beyin kanamasısınız. Ben şu an bir mahkum değilim. Sayın siyasiler, benim mahkemem hala devam ediyor, istinaf sürecinde, Yargıtay'da devam edecek. İnsanlara çamur atmak o kadar kolay ama bunları utanacaksınız. Bana iftira atanlar utandı mı? Ha, ben bunları gösterdim ki çünkü KHK'ların hepsi ben ve benim gibi meselelerden dolayı ihraç olmuş insanlar. Ben hakkımı Allah'a havale ettim. Yeter, taş mı yatsın başınıza? Taş mı yatsın? KHK'lılar, siz güçlü insanlarsınız KHK'lılar. Hepsinizin başının üstünde yeri var. Ve şu an KHK'dan mağdur olmuş 8 milyona yakın insan var. 160 bin diyorlar ama bunun sendikaları var, sağlık şeyleri var. 8 milyona yakın. Bu da güzel bir oy potansiyeli yapar. Ben size bunu söyledim. KHK zulmüne el uzatmayan seçimi kazanamaz. Kazansa da ülkeyi yönetemez dedim. Öncelikle Meral Akşener'le görüşürken biraz kendimi kaybettim, ağladım. Bunun için de KHK'lılardan özür diliyorum. Çünkü o anda oğlumdan bahsettiğim için sinirlerim bir an boşaldı. Yani çünkü ben oğlumun ilklerini görmedim, ilk şeylerini yaşayamadım. İlk baba değişince cezaevinde duyduğum telefonda ne yürümesini, ne ilk doğum gününü, ne diş çıkarmasını, hiçbir şeyini görmedim. Ama bu sıkıntıların karşısında Allah'ın izniyle oğlum bunun daha güzel günlerini bir gösterecektir. Ben buna inanıyorum. Belki ileride oğlumun başına gelecek olan sıkıntıların önüne set çekmiştir benim çektiğim sıkıntılarla. Onun için ağladığımdan dolayı özür diliyorum. Sanmasınlar ki KHK'lı aciz, KHK'lı bitmiş, yorulmuş. Hayır, dimdik ayaktayım. Hiçbir sıkıntı yok. Gayet güçlüyüm. Yıkılmadım, buradayım, çalışıyorum. Sayın Akşener'le görüşme videosuna gelince ben kendisi çok önceden uzun zamandır görüşmeyi çok istiyordum. O kadar çok istiyordum ki Allah'ım diyordum ne olur hani bir Akşener gelse de bir kendisiyle bir görüşebilsem. Şu soruyu sorabilsem kendisine. Sayın Akşener, başta dediğim gibi ben orada siyasi parti olarak söyledim. CHP'nin KHK'lılara eğildiğini. Hani şahıs babında söylemedim. Dolayısıyla şahıs bağımında söylemiş olsaydım en başta Sayın Ömer Faruk Gergerlioğlu'na söylerdim. Onun hakkını hiçbir KHK'lı ödeyemez. Kendisinden Allah razı olsun. Ömer Faruk Gergerlioğlu beyefendiye de bu arada bu vesileyle selamlarımı iletiyorum. Allah sizden razı olsun. Bütün KHK'lar size memnun. Çabalarınızı takdire şayan. Akşener'le görüşme esnasında çok istiyordum ve Allah benim karşıma çıkarttı. Bir şekilde gittim. İlk konvoyu giriş yaptığı zaman ben yetişemedim kendisine. Konvoya takıldım. İkinci parkta görüşme esasında ben gittim. Kendisiyle görüştüm. Orada ben söyleyeceğim şey şuydu. KHK meselesini hiç dile getirmiyorsunuz. Ve orada da söyledim kendisine. Çünkü hani kendisi bir kadın. Allah fıtrat olarak kadınları erkeklerden daha merhametli, daha vicdanlı yaratmıştır. Sonuçta Meral Akşener de bir kadın, bir anne, belki nene, torun sahibi bir şey. Ben orada niçin dile getirmiyorsun diye sordum. Bankasya hesabından dolayı ihraç olduğumu söyledim. Güneydoğu'da, Doğu Anadolu bölgesinde çatışmalara katıldığımı, hendek operasyonlarında olduğumu söyledim. Orada Twitter'da bana gelen yorumlarda Akşener'in herhangi bir şekilde tepki vermediğine dair tweetler geldi. Ben şunu söyleyeyim. Hani ben orada kendisiyle konuşurken oğlumu hapishanedeyken 14 ay boyunca yastığa oğlum diye sarılıp uyudum söylediğinde ay yaptı. Hani duyulmamıştır belki.
İşte Güneydoğu'da çatışmalarda hendek operasyonlarında onlarca arkadaşımı şehit verdim dediğimde vah vah yaptı. En sonda konuşma bittikten sonra tamam dedi demiş. Ben duymadım ama tamam dediğini söylüyor Twitter'da bazı arkadaşlar. Beni kendisi dinledi. Ama kendisine gelen, mesela bana gelen yorumlarda kendisinin çok duyarsız olduğunu söylediler. İnsan bir cevap verir şeklinde bir itirazlar oldu. İnşallah yakın bir zamanda bu KHK zulmüne kendisi de el atar. El atmasını bekliyoruz. En azından Ömer Faruk Gergerlioğlu gibi, Cihangir İslam gibi, Hüda Kaya gibi, Sezgin Tanrıkulu gibi, ya onların emeklerinin %1'ini yapsalar bile bize yeter. O kadarını söyleyeyim. Fakat şunu söyleyeyim, dava dosyalarına geçmeden önce şunu söylemek istiyorum. Benim bazı siyasi partilerden benim işte Bankasya hesabıyla ihraç olmadığımı, Baylok'tan ihraç olduğumu, Baylok'tan ihraç olan ve özellikle bu haberler de çıktı. CNN, Sözcü ve diğer medya kuruluşlarına çıktı. Baylok'tan ihraç olmuş, yalancı bir FETÖ'cü olduğumu yazdılar. Ve bunun yanında da maalesef İYİ Parti'den bir görevli Ferdi Karatepe. Kendisi İYİ Parti Sakarya Gençlik Kolları eski il sekreteri. Şu an bir avukatlık yapıyormuş zannedersem. Twitter'dan gördüğüm kadarıyla. Benim hakkında işte Çatalca'da Sayın Başkanımız, Genel Başkanımız Meral Akşener'in konuşması esnasında yanına gelen polis memurun malum şahsın, bana malum şahsın yaygara kopardığını, o işte o tweet'e istinaden kendisinde Baylok'tan ihraç olduğuna dair bir iftira attı. Ben de kendisine bu iftiranın cevabını da verdim. Şimdi ben onu size göstereyim, dava dosyalarımı size göstereyim. Ben 2016 Kasım ayında ihraç oldum. 677 no'lu kanunla, kararnameyle ihraç oldum. Benim mahkemem, bakın, 2018 yılında benim mahkemem başlıyor. Baylok kararını mahkemeler verir. Kullanıp kullanılmadığına dair mahkemeler verir. Benim ihracım 2016 yılında. Benim mahkemem 2018 yılında başlıyor. Ve 2018 yılında benim başladığımda hiçbir şekilde Baylok iddiası yoktu. Mahkemenin orta safhalarında, ilerleyen safhalarında Baylok iddiası çıktı. Bakın 2018 yılında başlamış benim mahkemem. Nasıl Baylok'tan ihraç olabiliyorum? Ayrıca ihraç olduğum dönemde Kasım 2016 yılında Van Kom Şube'de, o zaman hiç unutmuyorum, Van AVM'de ben oğluma, 2 aylık oğluma kıyafet almaya gitmiştim. Orada bana bir telefon geldi. Açı alındınız Van Kom Şube'den. Gerekçe, gelin size açıklayacağız. Gittim. Bana şöyle küçük bir kağıt verdi. Ben o kağıdı bulamadım. Çok araştırdım ama bulamadım. İçeriye girdiğim için herhalde taşınma esnasında muhtemelen kaybolmuştur. O kağıtta aynen şu yazıyordu. İşte benim bankası hesabı olduğu düşünüldüğünden açığa alınmasına. Açıkta 5 gün kaldım. 5, yani bir hafta olmamıştı. Bir hafta içerisinde ihraç oldum. O bir hafta içerisinde ben Bankasya Genel Müdürlüğü'nü arayıp hesap döküm hareketlerini istedim. Hesap döküm hareketlerinde çıkarttığımda bu hesap döküm hareketlerini Van OHAL Bürosu'na verdim. Tutuklanma esnasında Van Suç Ceza Hakimliği'ne verdim. Van 4 Ağır Ceza Mahkemesi'ne verdim. Ve bu orada benim o evrakta, sonuçta resmi evrak, o evrakta hesabın 1999 yılında açıldığı, en son hesap hareketinin 2009 yılına ait olduğu ve 2009 yılından sonra hesabın pasif olduğu zaten yazılıyordu. Ve ben bu sebeple ihraç oldum. Bakın 2018 yılı benim mahkeme tarihimin başlangıcı, dosyanın devamı. Sanık Burhan Pirim'in Baylok içeriklerinin Hakkari iline gönderildiğine dair yanıt verildiği görüldü, okundu. 04.07.2018. Mahkeme Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü'ne bu şahsın Baylok kullanıp kullanılmadığına dair talimat veriyor. Ve gelen Baylok tutanak tespitlerinde hiçbir şekilde Baylok'un kullanıma dair hiçbir şekilde bir tutanak gelmedi. Kullanılmamıştır. Yine aynı şekilde bakın Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Kom Şube Müdürlüğü'ne müzekkere yazılarak, bak daha müzekkere yazılıyor. Baylok istinadı yok. Yıl 2018.
Sanık Burhan Pirim'in kullanmış olduğu GSM numarasına ilişkin güncel balyok tespit ve değerlendirme tutanağının gönderilmesine 2018, ben 2016'da ihraç oldum. Hani Baylok'tan ihraç olmuştum ben? Sayın Ferdi Bey, utandınız mı? İnsanlara, mahsum insanlara iftira atmak bu kadar kolay mı? Bu da benim duruşma tutanağım, bakın. Duruşma tutanağım, bu da son duruşma tutanağım. Yıl 16.03.2021, son duruşma tutanağım. Ve bu arada ben hapisteyim. Hapse de teslim olmayı da ben kendim gittim teslim oldum. Ben 2000 dediğim gibi Kasım ayında ihraç olduktan sonra İstanbul'a geldim. İstanbul'da bir 6 ay boyunca iş bulamadım. Sonuçta bir teröristsiniz. Herkes sizi terörist gözüyle yaftalıyor. Kimse bana iş vermedi. Bir de işte sana iş verirsek işte bize devlet şunu yapar, bunu yapar. Hiçbir şekilde işsiz kaldı. Bir şey iş vermedi. Ben inşaatlarda çalıştım. Fırında çalıştım, boyacılık yaptım. Sonuçta rızkı veren Allah'tır. Demek ki Allah bu sürede bana rızkı buradan verdi. Yarın başka yerden verecektir. Biz buna adımız gibi inanıyoruz. Sanık Burhan Pirim'den soruldu. Önceki savunmamı tekrar ediyorum. Ben Baylok kullandığımı, kullanmadığımı, bakın. Önceki savunmamı çekebiliyor musunuz? Ben Baylok kullanmadığımı beyan etmiştim. Gelen hiçbir belgede Baylok kullandığıma dair bir şey yok. Ne Baylok tespit tutanaklarında, ne ID'si, ne IP'si, ne içeriği. Ayrıca Baylok kullanmak suç değil ki. Bu Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar. Bazı arkadaşlar bana diyor ki, işte siz tweetlerde yazmışlar bana arkadaşlar. Baylok kullanmak teröristik mi? Hayır, ben öyle bir şey söylemedim. Sadece o kişilerin iddiasına ben cevap verdim sadece. Yani o kişiler o 2016'da Baylok'tan dolayı ihraç olduğundan söylediği için ben Baylok'tan ihraç olmadım. Banka hesabından dolayı ihraç olduğunu söyledim. Ve nitekim 5 yılın sonunda yargılaman yaklaşık bir 10-11 mahkeme sürdü. 5 yılın sonunda son 2 mahkeme öncesinde mahkeme heyeti başkanı TMSF'den bilirkişi atama aklına geldi. Ve mahkemenin arasında her 5 ay, 6 ay var. Ve TMSF bilirkişi raporu, biraz sonra size göstereceğim. TMSF bilirkişi raporunda da benim ilk daha ihraç olur olmaz çıkartmış olduğum bankacılık genelmeden çıkartmış olduğum evrakları doğruladı. Dedi ki herhangi bir problem yoktur. Tamamen bankacılıkla alakalı yatırım olmuştur. Hesap 13-14 yıldır pasiftir. Ve hesap 99'da açılmıştır. Hakim de bunu benim yüzüme okudu. Ben bankacılık hesabından dolayı ihraç oldum. Şimdi bunu ben Akşener'e söyledim. Hani Bankasya, devlet o bankayı açmış, devletin kontrolünde. Bankasya'da hesabı olması, ki o zamanlar üniversite yıllarında, evet. Bankasya hesabı olması suç mudur? Böyle bir saçmalık olabilir mi? Bankasya önünden geçen insanlar tutuklanıyor, içeri hapse giriyor. Ama bazı Bankasya'dan kredi çekip de yalı alanlara bir şey yok. Sebep? Ve son mahkemede de bir göstereyim, ben onu da size göstereyim. Son mahkemede her 6 yıl 3 ay ceza almış diyorlar ya Baylok'tan. Son mahkemede bana mahkeme heyeti başkanı, işte Baylok kullanmışsın, evet bankası hesabını işte talimatlarla yatırmışsın veya herhangi başka bir şey söylemedi. Bana söylediği şey neydi biliyor musunuz? Söyleyeceğim bunu, korkmadan söyleyeceğim. Allah'tan başka benim kimseden korkum yok. Bana dedi ki, şu ana kadar hakkında gelen deliller lehine olmasına rağmen biz senin örgüt üyesi olduğuna kanaat getirdik. Nasıl kanaat getirdiniz? Yani suçum ne? Baylok dediniz, yok. Ayrıca sadece bunlar mı var? Bankasya mı var? Baylok mu var? Bu mahkeme safahatı süresince bana çeşitli şeyler çıktı. Mesela ismini vermek istemiyorum. EY itirafçı şahıs. Benim kendisi Burhan Pirim'le Aydın'da polis okulunda okuduğunu, hafta sonları sohbetlere gittiğimizi, beraber sohbetlere gittiğimizi ifade etmiş. Fakat şahıs yok. Şahıs firari. Ben 3 mahkeme o şahsı bekledim. 3 mahkeme. Bakın ifadelerim hep geçmiş ifademi, geçmiş ifadem de kastım da sulh ceza hakimliğinde vermiş olduğum ifadeler. Tekrar diyorum. 3 ay boyunca, pardon 3 mahkeme ben o şahsı bekledim. Firariydi kendisi. Ve ilginçtir, 3 mahkemenin sonunda, ikinci şeyde, savcılık EY hakkını zorla getirme kararı çıktı.
Ben o zamanlar tahliye olmuştum. İlk mahkemede, ikinci mahkemede ben tahliye oldum. İlk mahkemem benim adli tatile denk gelmişti. Nöbetçi mahkeme olduğu için beni asil mahkemede sevk etti. Asil mahkemede beni tahliye etti 14 ayın sonunda. Ama 14 ay boyunca tutukluluğun devamına. Neyse, zorla getirme kararı çıkarttığında demek ki EY adlı şahsı Türkiye'nin neresinde bulmuşlarsa, bir baktım Sekbis'te bağlandığımda, benim yapmış olduğum cezaevinde, Silivri 8 no'lu cezaevinde, altta yazıyor zaten hani Sekbis'te bağlandığından dolayı, Silivri 8 no'lu cezaevinden bağlandı. Belki Allah bilir benim kovuşuma sokmuşlardı onu. Türkünlerden neresinde bulmuşlarsa. Ve dedi ki, mahkeme huzurunda dedi ki, ben Burhan Pirim'i tanımıyorum, bu ifade bana ait değildir. Fakat savcılık ısrarla Ersin Yılmaz'ın ilk ifadesini dikkate aldı. Bu bir suçtur. Hukuka göre itirafçı şahsım sanık önündeki beyanı esas alınır. Savcılık bunu değil, ilk beyanını, kendisi kendi arzıyla reddettiği beyanını dikkate aldı. Bu bir suçtur. Ben Burhan Pirim'i tanımıyorum diyor. Beni niye o zaman beklettiniz? Kolay mı insanın orada 14 ay boyunca içeride kalması? Bu kadar mı? Kanaat getirerek bana 6 yıl 3 ay verdi. Hukuk geri döndüğünde size hesap soracağım. Kimseden korkum yok. Allah'tan başka. Rahmetli Özal'ın dediği gibi, Allah canı ancak Allah alır. Allah'ın verdiğini ancak Allah alır. Belki bu konuşmamdan sonra çok linç yiyeceğim. Belki hapse gireceğim. Belki öldürüleceğim. Allah'ın verdiği canı Allah'tan başkası alamaz. Sürem dolduysa da siz sadece vesile olursunuz. Korkmuyorum. Korkmayın KHK'lılar. Siz suçsuzsunuz. Siz bu ülkenin yüz akısınız. Siz bu ülkenin en ağır beyin kanamasısınız. Korkmayın. Tutanak tutulmuş. Gelen sadece teslim tesellim belgesi. Bir diğer husus da 2005-2007 yıllarında kurumlarında çalışmış olduğum. 2005-2007 yıllarında söyleyeyim, Adapazarı Karasu'da, sonra Hendek'te çalıştım. Suç mu? SSK kayıtları var. Mustafa Çentop Fatih Üniversitesi'nde çalıştım. Suç mu? Askerden gelmiştim. Ben üniversiteyi okuduğumda 3. sınıfta şeyi elimizden aldılar. Formasyon hakkımızı elimizden aldılar. 4. sınıfta olan arkadaşım öğretmen oldu. Milletine çalıştım. Diğer dershanelere başvurduğum gibi. Ona da başvurdum. Çalıştım. Sonuçta anlaşamadım. Çıktım. Ayrıldım. Suç mu? Bir diğer husus da garson K kodlaması. 2005, yine herhalde muhtemelen 2005-2007 yıllarında kodlanmışım, fişlenmişim. EA diye kodlamışlar beni. Bir defa fişlemek yasal mı? İnsanları birisi kalkıp bir işte USB'de çıkmış insanları fişliyorsunuz. Yasal mı bu? O fişleyen insanlar da hukuk önünde hesap verir. Hani ben hesap soracağız derken kendim adıma konuştum. İnsanları nasıl fişleyebilirsiniz? Ve davalar bu şekilde devam etti. Ayrıca Sayın Akşener, cesaretiniz var mı? Ve şu an KHK'dan mağdur olmuş 800 milyona yakın insan var. 160 bin diyorlar ama bunun sendikaları var, sağlık şeyleri var. 800 milyona yakın. Bu da güzel bir oy potansiyeli yapar. Ben size bunu söyledim. KHK zulmüne el uzatmayan seçimi kazanamaz, kazansa da ülke yönetemez dedim. Hadi burada arkadaşlar alın dedi ki, hani biz yok muyuz? Tabii ki şu an görevin başında işi layıkıyla yapan insanlar var. Bunu görmek zorundasınız. Bu zulmü durdurun. Zulmetmeyin insanlara. Artık bu zulmü durdurun. Bu zulmü durdurun. İnsanları yaftalamak, insanlara çomur atmak, elbet Allah'ın divanı var. Bu dünyada olmasa Allah'ın divanı var. Kısa çöpün, uzun çöpten hakkını arayacağı divan var. İnsanlar ihraç olduğu, intihar eden insanlar var. Bunlardan bir tanesi benim yakınım. Selahattin dayım benim yakınım. Orman mühendisiydi. Suçu ne? Altında çalışan insana devletin kendi aracını kullanmaması hususunda defaatle uyarmasına rağmen şahıs ısrarla devletin vermiş olduğu aracı, tüyü bitmemiş yetimin hakkının olduğu aracı özel işlerinde kullanıp
tutanak tutması ve bunu FETÖ'cü de ihraç ihbar ediyorlar ve bunu destekleyen ihraç ediyorlar. Sofi'ydi kendisi. Sofi derler ona. O kadar dindar bir insandı. O kadar bir kelebek gibi bir kalbi vardı. Kelebek gibi bir kalbi vardı. Ve ihraç oldu. Bunalıma girdi. Akli melekelerini yitirdi. Ve sonunda intihar etti. Ve sonra intihar ettikten sonra görevini iade ettiler. Dalga geçer gibi. Bu zulümdür. Neyi bekliyorsunuz? Allah bela yazmaz kul azmadıkça. Depremler, seller, yangınlar. Başınıza taş mı yatsın? Masum insanlar bunlar. Allah'tan korkun. Allah'ın divanından korkun. Bak, bu da benim istinaf dilekçem. Sayın avukatım benim, Fazıl Turgut Bey'in istinaf dilekçesi. Ben şu an bir mahkum değilim. Sayın siyasiler, benim mahkemem hala devam ediyor istinaf sürecinde. Yargıtay'da devam edecek. Bir husus daha söylemek istiyorum istinaf derken. Benim hakkımda kesin hüküm veriyorsunuz ya, Baylok'ta ihraç olmuşum diye. 2006 ihraç olmuşum, 2018'de mahkemem başlamış, Baylok'ta ihraç olmuşum. Gösterdim ben size. İnsanlara çamur atmak o kadar kolay ama bunları utanacaksınız. Bana iftira atanlar utandı mı? Ha, ben bunları gösterdim ki çünkü KHK'ların hepsi ben de benim gibi meselelerden dolayı ihraç olmuş insanlar. Ben hakkımı Allah'a havale ettim. Yeter. Taş mı yatsın başınıza? Taş mı yatsın? KHK'lılar, siz güçlü insanlarsınız KHK'lılar. Hepsinizin başının üstünde yeri var. Bekliyorum. Hangi siyasi parti olursa olsun varsa cesaretin Sayın Akşener. Hem o imajınızı düzeltmek adına bütün tepkiler, bak söylüyorum, bakabilirsiniz. Bütün tepkiler abi cesaretinizden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Allah senden razı olsun. Ama o kadın öyle yapmamalıydı. Size tepkisiz kaldı. Ve bütün KHK'lar şu an 8 milyon KHK'lı oy verecek olsa bile ben bir daha sonra İYİ Parti'ye oy vermeyeceğim. Bize gerçeği gösterdin, bize aynı oldun. Ben sizin hakkınızı şu yüzden yapmak istemiyorum. Hem bunu düzeltmek için hem işte İYİ Parti size görev yapmış o Ferdi Karatepe'nin bana atmış o tweet'i sildirdim, o tweet'i sildi. Sildi. O tweet'i sildi. Ben size orada şey mi yaptım? Rol mü yaptım? Bunları şey yapmak istiyorsanız ben burada hazırım. Meclis toplantısı varsa cesaretiniz, ben sıradan bir vatandaşım. Varsa cesaretiniz gelir konuşurum. Allah'tan başka bizim korkumuz yok. Bu zulmü bitirin. KHK'lı arkadaşlar daha organize olun. KHK platformlarında daha destek çıkın. Güçlüsünüz siz. Bu ülkenin en güçlü insanlarısınız. Gücünüze varın. Korkmayın Allah'tan başka. Allah el-adildir. Adaleti muhakkak tecelli eder. Çektiğim sıkıntıları da Allah günahlarıma kefaret etsin inşallah.